Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Çocuk haklarının hayata geçirilmesinde çocuk ombudsmanlığı konulu uluslararası bu sempozyumda sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Tabii sona kaldık, inşallah dona kalmayız. Sunumumuzu hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışacağım. Zaten yabancı konuklarımız için de İngilizcesini dağıtıyoruz. Oradan okuma fırsatı olur. Ben özellikle yurt dışından gelen konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum ve İstanbul'da iyi vakit geçirmelerini diliyorum. Ayrıca başta Yörek Vakfı olmak üzere bu sempozyumun yapılmasına emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu toplantımız hepimiz için verimli geçer ve ilgili kurumların bundan yararlanmasını ışık tutabiliriz. Bugün burada ombudsmanlık kurumunu ve özel olarak da çocuk ombudsmanlığı hakları alanında ayrı ve bağımsız bir ombudsmanlık birimi olmasını arz ettiğimiz çocuk ombudsmanlığı ile ilgili temel ilkeleri, görevleri, yetki alanlarını ve işlemlerini tartışmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ombudsmanlık sistemi kamu kurumlarının bağımsız mekanizmaları tarafından denetlenmesi imkanını doğuruyor. Böylece kamu yönetiminin kendi uygulamalarında sorumlu tutulmasını sağlayarak insan haklarının kurumsallaşmasında ve ihlallerinin önlenmesinde önemli rol üstleniyor. Türkiye'de de anayasada yapılan değişiklik ile ombudsmanlık sisteminin kamu denetçiliği adıyla yapılanma süreci başlamış bulunmaktadır. Ülkemizde ideal bir ombudsmanlık sisteminin oluşturulmasında sivil toplum kuruluşlarına da görevler düşmektedir. 2010 yılında Türkiye'de ombudsmanlık kurumunun ilk örneğini genel sekreterliğini yürüttüğüm Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın verdiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. 19, 32, 58 ve 69. maddelerinde üyelerimiz ve çalışanlarımız teşkilat yöneticilerinin uygulamalarından ortaya çıkan sıkıntıları nedeniyle UCLC MEVA Ombudsmanı'na başvurarak sorunun giderilmesini talep edebilmektedirler. Ancak ombudsmanlık kültürünün bu bölgede henüz oluşmaması sebebiyle ombudsmanlık kurumu bizim teşkilatımızda da henüz beklenen seviyeye ulaşmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ombudsmanlık kültürünün yerleşmesi için UCLC MEVA olarak 2011 yılında Düzce'de Yerel Yönetimler Ombudsmanlığı konulu uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Ayrıca yine bu alanda gelecek sene 2015 yılında Çanakkale'de uluslararası bir ombudsmanlık toplantısı düzenleme hazırlıkları devam ediyor. Dünyada ombudsmanlık kurumu uzmanlık alanlarına göre örgütleniyor. Örneğin pek çok ülkede yerel yönetim ombudsmanlığı, sağlık hizmetleri ombudsmanlığı gibi bağımsız birimler var. Bu birimlerden yerel yönetim ombudsmanlığı, yerel sorumluluğu olan bir ombudsmanlık kurumu. Ara bulucu işlevi yüklenen bu birim, halkın yerel yönetimlerde yaşadıkları sorunları inceler, yerel yönetimin temel ilkeleri olan özgürlük, katılım, hesap verebilirlik ve verimlilik ilkelerinin sürekliliğine katkı sağlar. Bugün dünyada yerel yönetimlerin daha fazla sorumluluk yüklenmeye ve daha çok yetkiyle donatılmaya başladığını görmekteyiz. Son dönemlerde kamu yönetimi literatüründe sıkça öne çıkmaya başlayan küreselleşme, yönetişim ve yerelleşme gibi kavramlar bu çabaları pekiştirmektedir. İşte bu yetki ve sorumlulukların vatandaşların özgürlüklerini kısıtlamadan kullanılabilmesi için yerel yönetimler ombudsmanına ihtiyaç duyulmaktadır. Değerli katılımcılar, ombudsmanlık köklerini yıllar öncesinde bulan fakat günümüze de kolayca uyarlanabilen yapısıyla demokratik hukuk devletinin sorunlarının en azından bir kısmına çözümler getirebilme potansiyelini taşımaktadır. Bu nedenledir ki ombudsmanlık kurumu yaptığı çalışmalarla bir yandan insan haklarının korunmasına, diğer yandan da insanların haklarından haberdar olmalarına ve haklarını aramalarına katkıda bulunur. Ombudsmanlık, katılımcı demokrasi idealiyle hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Çocuk bir toplumun parçası ve onun geleceğinin güvencisidir. Bu bakımdan çocuk haklarının
özgürlük içinde ve dengeli bir şekilde korunması hem çocuğun hem de toplumun yararınadır. İnsanlık çocuklara en iyisini sunmak zorundadır. Çocuk haklarının kök salmasını sağlamak bir toplumun geleceği için yapılan en önemli yatırımdır. Aslında çocuk hakları yetişkin haklarından ayrı bir alan değil, insan hakları hukukunun bir parçasıdır. Türkiye'de UNICEF'in verilerine göre 18 yaşı altının, yani çocukların ülke nüfusuna oranı, bugün farklı rakamlarla söylendi ama UNICEF'in rakamında 30,3 olduğu belirtiliyor. Çocuk haklarının ve çocuk hakları sözleşmesinin uygulanması ve yaygınlaştırılması açısından ulusal, bağımsız insan hakları kuruluşlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Birleşmiş Milletler, çocuk hakları sözleşmesine taraf olan devletlerde çocuk ombudsmanlığı sistemi oldukça yaygındır. Türkiye bu sözleşmeyi imzaladığı halde 1990 yılında uygulamada sorunlar, çelişkiler yaşanmaktadır. Örneğin Avrupa Birliği'nde Çocuk Ombudsmanlığı Kurumu, Ombudsmanlık Kurumu içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye'de ise konu Kamu Denetçiliği Kurumu içerisinde ele alınmaya başlamıştır. Bu da aslında güzel bir gelişmedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne hazırlık sürecinde yaşadığı siyasal, ekonomik, toplumsal ve kurumsal değişmelerle birlikte gelen olumlu oran çocuk yoksulluğu ve toplumsal eşitsizliklerin azaltılması bakımından ideal bir fırsat sunmaktadır. Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi Türkiye'de bu alanda belirli mesafeler alınmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu daha kısa bir süre önce din dersinden muaf olan Musevi çocukların eğitimde fırsat eşitliği ilkelerinden yararlanmaları için Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir araştırıcı görevi istendiğini okumuştum. Ancak bu etkinliğin kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu, Emniyet Teşkilatı gibi kamu kurumlarının bünyelerinde çocuklar için pedagog istihdamı ve eğitim yardımlarının artırılması için çaba sarf etmeli, çocukların haklarından haberdar olmaları için seminerler düzenlemeli ve yayınlar yapmalıdır. Bizde çocuklar ayrılan alanlar dünya standartlarına henüz ulaşmış değildir. Sırsı halı saha maçında kalp krizi nedeniyle çocuk yaşta bir ölüm haberleri okuyoruz. Oysa gelişmiş ülkelerde oyun parkları ve benzeri yerlerde kalp krizine zarar veren plastik malzeme kullanılmıyor. Tüm bu eksikliklerin tespiti ve yerel yönetimler ya da merkezi hükümetten çözüm talebi kurulması gereken bağımsız bir çocuk ombudsmanlığı kurumunun görevi olması gerektiğini düşünüyorum. Kendimizi ilgilendiren kararlara katılmak en temel insan haklarındandır ve katılımcı demokrasinin de zeminini oluşturur. İyi bir yönetim yaşadığımız alanları bizim mutlu olacağımız şekilde ancak bizlerin katılımıyla yaratabilir. Çocukları da bu katılım sürecinin dışında tutmamalıyız. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel mirasın demokrasi ve barışın hakim olduğu daha özgür ve daha adil bir dünya inancıyla sizleri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım süre başladı.